Sen öncelikle merhaba. Merhaba. Mustafa Umut Tırhan kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Elektrolant Defans firmasıyla nasıl tanıştınız? Bu süreç sizin için nasıl ilerledi? Ben Mustafa Umut Turhan. Elektrolant Defense'de satış mühendisiyim. Yaklaşık bir yıldır burada çalışıyorum. Savunma sanayi ilgimden olan dolayı ve gerçekten bu firmanın çok niş alanda çalışmasından dolayı çok ilgime çekti. Ve bu şekilde buraya başladım. Peki firmanın biraz kuruluş hikayesinden bahsedebilir miyim? Firmamızın kuruluş hikayesi şu şekilde. 96 yılında aslında Elektrolant Defense firması kuruluyor. İlk olarak kart bakım onarımları yapılıyor. O zamanlarda bu şuralarda gördüğünüz bomba imha robotlarımızdan ithal ediliyor. Normalde milli olarak bunlar yok. Bir polis memuru bunun tamirini şu anki şirketimizin genel müdürü Ferhat Bey'e getiriyor. Ferhat Bey robotu çok daha iyi bir halde geri verince yapılan istişareler sonucu bunları neden ithal ediyoruz, bunları niye biz üretmiyoruz, biz niye böyle bir değeri milletimize üretmiyoruz deyip üretimine başlıyor. Daha sonra bomba imha robotlarıyla başlayan serüven insansız kara araçlarıyla devam ediyor. Ve bugünlere kadar geliyoruz. Peki firmanızın genel olarak hizmet alanı ve ürün portföyünden biraz bahseder misiniz? Hangi ürünler var, hangi dala ayrılıyor, insanlı insansız hava araçları dediniz? Şöyle, insansız kara araçları, bomba imha robotları, portatif X-ray cihazı gibi 3 sınıfa ayrılan ürünlerimiz var. İnsansız kara araçları altında hançer, akrop ve boğaç adlı ürünümüz var. Normalde bizim ürünlerimiz 5 kilodan 3,5 tona kadar, tonaja kadar ürün gamımız var. Bomba imha robotlarında da 18 kilodan 80 kiloya kadar bomba imha robotlarımız bulunmakta. Bunlar da isterlere göre değişik şekilde tekrar üretilebiliyor. 18 kilodaki robotumuz sırta taşınabilir robotken daha yüksek kilolardaki robotlarımız daha fazla yük kaldırabilecek ağırlıkta robotlar oluyor. Bu şekilde ürün gamımız bulunmakta. Peki sizin ürünlerinizi diğer firmanın ürünlerinden farklı kılan özellikler ne size göre? Şöyle, biz bu durumlarda genelde hani ihracat için de bunlar konuşulurken her zaman şu oluyor. Biz kendimiz de bu işin içinde olduğu için biliyoruz. Eğer bizim ürünlerimiz Türk askerleri tarafından kullanılıp beğenilip ve öneriliyorsa bizim için başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Böylelikle bizim ürünlerimiz öne çıkıyor aslında. Zaten niş bir alandayız ve bu niş bir alanda olduğumuz için çok fazla firma da yok bu alanda. Kendimizi kanıtlamış olduğumuzdan dolayı da rahatlıkla bunları söyleyebiliyoruz. Peki ihracat durumunu değerlendirecek olursanız yurt içi, yurt dışı en çok hangi ürüne talep geliyor ve neden? Biz 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yapılan ürünler akrop ve bomba imha robotları diyebilirim. Bomba imha robotları tabii ki ihraç yaptığımız ülkelerin yaşadığı terör olaylarından kaynaklı durumlardan. Aynı şekilde akrop için de aynısını söyleyebilirim. Akrop özelinde şunu söyleyebilirim. Akrop özgün bir tasarım. Muadil ürünlerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. Dünyada tek kulaç atma özelliği var. Merdiven çıkabiliyor. Engebeli arazilerden geçebiliyor. 8 metreye kadar attığınızda dayanıklı bir robot. Sorduğunuz soruya cevabı bu şekilde verebilirim. Peki örnek veriyorum. Bir ürününüzün üretimi ve alıcıyla buluşturulma süreci nasıl ilerliyor? Ne kadar bir süre geçiyor? Ürün gamından ürün gamına aslında bu değişiyor. Bunda net bir standart bir süremiz bulunmuyor. Bize gelen isterler doğrultusunda biz ya yeniden tasarlıyoruz ya da daha iyi bir şekilde onların isteğine göre üretimini sağlıyoruz. Bu aylarda sürebiliyor, bazen yılda bulabiliyor. Genellikle 3 ay ile 9 ay arası bir süreç söyleyebilirim. Peki Ar-Ge ve yazılımı da sizin firmanız tarafından mı yapılıyor? Ar-Ge'si, yazılımı, tasarımı, her şeyi tamamen yerli ve milli, tamamen Elektrolant Defense firmasıyla kendimiz tarafından yapıyoruz. Peki artık 2024'ün yarısını tamamladık. Gelecek zaman için hedefleriniz ne tamamlanıyor? Gelecek zaman için hedeflerimiz şu, tabii ki her zaman teknolojiye ayak uydurabilmek, kendi ürünlerimizi çok daha iyi seviyelere getirip, çok daha fazla ordumuza daha fazla, daha sağlam ürün teslim etmek amacımız. Tabii şöyle bir durum var. Bizim aslında en büyük bize fikir veren, feedback veren kişiler aslında ordudaki askerlerimiz, emniyetteki polislerimiz, komutanlarımız. Biliyorsunuz bu savaşlardan, terör dolaylarından ne kadar biz savunma sanayi firmaları olarak sadece biz için de değil bir şeyler üretsek de karşı tarafta buna bir çözüm üretiyor. Dolayısıyla biz sürekli askerlerimizle istişare halinde olduğumuzda onlardan gelen bilgi doğrultusunda biz sürekli ürünlerimizi zaten güncelliyoruz. Bunları yapa yapa çok daha iyi yerlere geleceğiz. Peki sizce Türk savunma sanayinin geleceği nerede? Türk savunma sanayi şu anda da iyi bir yerde ve geleceği de iyi bir yerde olacak. Maalesef ülkemizin konumundan dolayı çok fazla olaylara maruz kalıyoruz. Bu olaylara maruz kalmaktan dolayı da her zaman üretmek, geliştirmek ve olan şeyleri çok daha iyi yerlere getirmek zorundayız. Bundan dolayı da Türk savunma sanayi her zaman daha ileri gidecektir.
Peki şunu da sormak istiyorum. Fuarlara katılım sağlıyorsunuz. Evet, evet. Bu fuarlar sizin için nasıl geçiyor? Firmalarla iletişim kurma anlamında nasıl değerlendirirsiniz? Fuarlar bizim gibi firmalar için iş ilişkileri açısından çok değerli. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Amerika'da bir fuara katıldık yakın zamanda. Katıldığımız fuarda Acrop adlı ürünümüzün LAP'den geldiler. Demosu istendi. Demosu istendi, Space Force'a gidip arkadaşlarımız bunun demolarını yaptılar ve çok beğenildi. Böyle uluslararası fuarlar zaten hem iş geliştirme açısından hem bizim dünyayı tanımamız, dünyanın bizi tanıması, bizim kendimizi onlara tanıtmamız açısından çok değerli. Bu verdiğim örnekten de yola çıkarak böyle durumlarda iş geliştirmeleri iyi bir seviyeye taşıyıp daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Peki firma olarak yurt içi ve yurt dışındaki rekabet ortamı nasıl ilerliyor sizin firma için? Rekabet ortamı, yurt dışında rekabet zaten çok fazla. Ülkelerin birbiriyle olan siyasi durumlarından dolayı da bu rekabetten elbet herkes etkileniyor. Fakat biz önceki sorularınızda birinde verdiğim cevap gibi sürekli kendimizi geliştirmeye, yenilemeye açık bir firma olduğumuz için ve sürekli zaten kuruluşumuzdan beri sürekli çok daha iyi bir yerlere geldiğimiz için ve gelmeye devam edeceğimiz için bizim için problem yaratan bir durum bulunmuyor. Sizler firma olarak bu alanda genç istihdamına önem veriyor musunuz? Yaptığınız çalışmalar tabii, var mı? Tabii şöyle, bizzat Electroland Defense firması olarak biz Ankara Balgat Meslek Teknik Lisesi'nde savunma sanayi için bir bölüm açtık. Bu bölüm hem elektronik hem mekanik için burada yetişen gençlerimize, daha doğrusu yetiştirdiğimiz gençlere iş istihdamı sağlıyoruz. Gelecek nesillere de sağlamayı planlıyoruz. Biz bunu bizzat yapıyoruz. Bunu da daha farklı okullarla, belki ileride üniversitelerle yapmayı planlıyoruz. Sizler de daha çok otonom robot alanında hani hizmet veriyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltin. Robotik kodlama da son dönemlerde artmaya başladı. Çocuk olarak da yaş olarak çok aşağılara indi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otonom konuda çalışmalarımız tabii ki var ama asıl olayımız sadece otonom değil. Otonom bunun sadece bir dalı bizim için. Onun dışında bu robotik kodlama konusu şu şekilde, tabii ki erken yaşlara inmesi bizim ve ülkemizin ve milletimizin geleceği için çok önemli. Biliyorsunuz artık savaşlar da insanlarla değil, artık robotlarla, araçlarla yapılıyor. Bundan dolayı ne kadar genç nesil bu konuda yetişirse, bu konuda bilinçlenirse biz de ülke olarak o kadar büyür, o kadar iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Peki son olarak böyle niş bir alanda çalışmak size ne hissettiriyor? Öncelikle çok değerli hissettiriyor. Çünkü sürekli gelişmek zorundayız. Sürekli gelişmek için kendimizi, ben bizzat kendimi geliştirmek zorundayım. Bu sektörde niş olmamız tek olduğumuz anlamına asla gelmiyor, olacağımız anlamına da gelmiyor. Ama biz kendimizi kanıtladığımız sürece, biz işimizi iyi yaptığımız sürece her zaman ben değerli hissetmeye ve firmam açısından da değerli hissetmeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Peki Umut Bey, Acrop ürününden bahsedebilir misiniz? Tam olarak ne işe yarıyor? Tabii Acrop, meskun mahal, mağara operasyonlarında aslında öncü birlik olarak gönderilebilen bir robotumuz. Acrop'un üstünde 3 tane kameramız bulunmakta. Bu kuyruk diye adlandırdığımız kısım da 2 kameramız var. Bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir de şurada sürüş kameramızı bulunmakta. Bu Acrop'un şöyle bir özelliği var. Acrop yaklaşık 5 kilo. Dolayısıyla biz şu kuyruk kısmından bunu tutup fırlatabiliyoruz. 8 metreye kadar dayanıklı. Bu da ne işe yarıyor? Örneğin benim önümde aşamadığım bir duvar var veya mağaraya veya camdan bir yere fırlatacağım. Bu robotu alıp fırlatabiliyorum. Düştüğünde de 8 metreye kadar dayanıklı. Acrop en çok tercih edilen ürünlerimizden. Çünkü özgün bir tasarım ve bunun muadillerinden farkı şu. Onu da şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz tekerlekte bir sistem var. Normal sürüşünde bu tekerlekler hareketini sağlıyor. Fakat bunun ekstra bir özelliği daha var. O da şu. Kulaç hareketi. O kulaç hareketi de şu şekilde. Bu da şunu sağlıyor. Merdivenleri aşmanızı, engebeli daha yerlerde aşmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu ürün bu özelliğinden ve özgün tasarımından dolayı muadillerinden bir adım önde. Ve yurt dışına da yaptığımız ihracatlarda tercih edilen bir ürünümüz. Peki daha çok yurt dışı mı, yurt içi mi ürün gönderiyorsunuz? Aslında ikisine de yolluyoruz. Ürün gamına göre bu değişebiliyor. Bazı ürünlerimiz yurt dışına ihracatı fazlayken bazıları yurt içine. Zafer ürünümüz az önce gösterdiğim kutlu bomba imha robotuydu. Bu Zafer ürünümüz de sırt tipi bir robot aslında. Yani belli bir çantayı 18 kilo ile asker bunu taşıyabiliyor. Kendisi 18 kilo. Yine kıskacı var burada. Bunda da 3 tane kameramız var. Bir arkada çevre izleme kameramız bulunuyor. Önde sürüş kameramız bulunuyor. Bir şu de mu? Evet. Bir de kıskaç kameramız bulunmakta.
Bu da bomba yıma robotlarının, bizim 18 kilodan 80 kiloya kadar bomba yıma robotu ürün gamımız var. En küçük robotlarımızdan bir tanesi. Sırt tipi taşınabilir bir robot. Hançer ürününü bize anlatabilir misiniz? Hangi alanlarda kullanılıyor daha çok? Tabii. Hançer ürünümüz insansız kara aracı sınıfına dahil bir ürünümüz. Multifonksiyonel insansız kara aracı diye adlandırıyoruz kendisini. Burada gördüğünüz iki tane palli bir sistem var önlü arkalı olarak. Bunlar birbirinden bağımsız hareket edebiliyor. Dik açıyla da hareket edebiliyor. Bu da şunu sağlıyor. Belli bir karın altı yüksekliğini yüksek mesafe ayarladığımızda ülkemizin askerleri bunları sınırda kullandığında engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde gitmesini sağlıyor. %60 dik eğim çıkabiliyor. Onun dışında üstüne modüler olarak sistemler takılabiliyor. Örneğin şu anda üstünde bir silah sistemi, silah kulesi bulunuyor. Fakat son kullanıcı bunu sis havanı isteyebilir. Buraya robotik kol isteyebilir. Biz 500 kiloya kadar bunları entegre edebiliyoruz. Onun dışında hançerimizin şöyle bir özelliği daha var. Bu arkada göreceğiniz kılavuz takip sistemi var. Bu kılavuz takip sistemini ben bir kemerime veya belime bağladığım anda bu eğitilmiş bir köpek gibi belli bir mesafe ben yürüdükçe benimle beraber yürüyor. Ben durunca duruyor. Bu da örneğin kışla içi bir yerden bir yere gitmede işe yarıyor. Onun dışında bu ürünümüz lojistik için de kullanılabilir. Yaklaşık silah kulesiyle beraber 580-600 kilo civarında olan bir ürünümüz. 500 kiloya kadar da üstüne yük taşıma kapasitesi bulunmakta. Peki ürünümüzün yerliliği hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yerliliği şöyle, tamamen kendi tasarımımız. Electro-Orient Defense'in tamamen kendi tasarımı. %100 yerli ve milli bir ürün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu ürün tam olarak ne işe yarıyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? Kutlu ürünümüz bomba imha robotu sınıfına dahil. Bomba imha için kullanılıyor. Yaklaşık 65 kilo. Bu önünde gördüğünüz kıskaç 15 kiloya kadar yük kaldırabiliyor. Aynı zamanda şurada gördüğünüz kısma, bu boşluklu kısma su topu dediğimiz bir patlayıcıları patlatmak için, şüpheli paketleri patlatmak için bir sistem kuruluyor. Bunun üstünde çeşitli kameralar var. Bu kameralar sayesinde uzaktan kontrol birimlerinden biz bunların görüntülerini alıp uzaktan kontrolümüzü sağlayıp şüpheli paketleri patlatabiliyoruz. Bu ürünümüzün ismi, Kutlu ismi, Kosova'da şehit olan Assubay Hüseyin Kutlu komutanımızın adını verdik ürünlerimize. Genelde bomba imha robotlarımızda şehitlerimizin isimlerini kullanmayı tercih ediyoruz.